Bugün İKİP Başkanı Mustafa Gültepe ve COFAS Sigorta Akdeniz Afrika Bölgesi CFO'su Emre Özer olacak. Bugün ikisiyle de benzer başlıkları konuşacağız. Mustafa Bey hazır. Ben hemen önce ona sözü vererek başlayayım. Hoş geldiniz Zeyna Mustafa Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu ikinci dalga riskini hissediyor musunuz? Çünkü biz Haziran'da dedik ki artık yavaş yavaş ekonomiler açılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasakları kalktı. Tüm dünyada öyle, Türkiye'de de öyle, Avrupa'da da öyle. Ve normalleşme çabası var. Ve bu biraz talebi sanki dipten toparlanmasına yardımcı olacak diye ama son bir haftadır da tekrar vaka sayılarının artmaya başladığını gördük. Nasıl görüyorsunuz bu riski? Vallahi riski bu anlamda kötü görüyoruz itibariyle. Gerçekten yeni yeni toparlanmaya başladığımız bir noktada, insanların işlere yavaş yavaş alıştığı bir noktada, çünkü yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süre insanlar, yani kimileri evde çalıştı ama fiziksel olarak da şirkette olması gereken arkadaşlar var. Özellikle konfeksiyon sektöründe mavi yaka dediğimiz mutlak surette iş yerinde olmaları gerekiyor. Yani yavaş yavaş alışmaya başladık derken böyle bir şeyin büyüyerek devam etmesi gerçekten ne Türkiye ne de dünya bunu çekemeyecek boyutta olur. Ekonomik faturaları bence ağır olur. Tabii burada en önemli olanlardan şeylerden bir tanesi de insanların artık yani kendilerini korumaları gerekiyor. Yani 3 tane bahsetmiş olduğu özellikle maskesiz çıkmama konusunda, maskeli çalışma konusunda, maskeli insanlarla temas konusunda ve hijyen konusunda ve mesafe konusunda dikkat etmeliler. Yani bunda hükümetlerin, bunda yukarıdaki insanların yapacak olduğu çok fazla bir şey yok. Artık insan kendi kendini korumalı ki böyle ikinci dalgaya ya da üçüncü dalgaya şey vermeyelim, imkan ve olanak vermeyelim. Aksi takdirde hem sağlık açısından, hem bireysel ekonomi açısından, hem ailesel açısından, hem de ülke açısından sonuçları gerçekten taşınamayacak boyutlara gelir. Yani umarım böyle bir şeyle karşı karşıya kalmayız. Ama kalmamak da bizim elimizde, vatandaşın elinde, insanların elinde. O yüzden herkes dikkat etmeli. Yani normalin, yeni normalini hep beraber güzel bir şekilde yaşamalıyız diye düşünüyorum. Peki siz ihracatçılar olarak pandeminin faturasını nasıl ödediniz? Yani özellikle Mustafa Bey, rica etsem sizden biraz Nisan-Mayıs rakamlarını söyler misiniz? Yani ikinci çeyrekte Haziran'ı şu an öngörmek zor. Birazdan Haziran'ı da konuşuruz dipten dönüşü ama o pandeminin en kötü hissedildiği dönem yüzde kaç pazarlar daraldı? Şimdi Mart'ta başlamıştı biliyorsunuz Türkiye'de ve Avrupa'da. Mart'ta bir %28'e yakın bir daralma yaşamıştık. Nisan'da zaten pik yaptığı noktadaydık. %68'e yakın. Mayıs'ta da %48'e yakın bir düşme oldu. Yani toplamına bakınca ortalama %28'e yakın, %27, %28 oranında bir ilk 5 aylık dönemde bir düşüş yaşadı. Ya sonuçta hiçbir zaman fabrikalar bu şekilde kapandığı bir dönem yaşadık. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmadı. Çalışmadığımız bir dönem. Kimi firmalarımız 2 ay, kimi firmalarımız 1 ay, kimileri 3 ay neredeyse kapatmak durumunda kaldı. Üretim anlamında söylüyorum. Çünkü perakende sektörü de aynı sorunu yaşadı. Mağazaların kapandığı, alışverişin yapılmadığı, sadece online sistemin çalıştığı bir dünyadan o anlamda bahsediyorsunuz. Yani 3 aylık süre içerisindeki yarası ekonomik olarak ve maddi olarak çok yüksek derecede. Onun dışında da biliyorsunuz bir sürü insan kayboldu. Türkiye'de yaklaşık 5000'e yakın bir insan rahmetli oldu. Ölü yaşandı. Ve bunun vakalı olanlar var. Ya bu hastalıkla beraber vücuda girip devam edenler var. Dolayısıyla çok büyük bir o anlamda yara. Ya 3 aylığı kalan sürede kapatma şansı hiçbir şekilde yaptığımız planlarda çok zor. Dolayısıyla büyük bir darbe aldı. Yani biz hazır giyimciler olarak olsun, Türkiye ekonomisi olarak, yani dünya ekonomisi o anlamda çok büyük zarar gördü. Dolayısıyla onun telafisini ancak 2020 yılında değil de 2021'e doğru, yani 2021'in ilk yıllarından başlayarak artarak büyüyebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki her şeyin normal olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani az önce söylediğiniz ikinci, üçüncü dalganın olmayacak olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Aksi takdirde gerçekten bunun ne planı olur, ne stratejisi olur, ne de başka bir şeysi olur. Çünkü
her şeyin durduğu, hiçbir şeyin çalışmadığı, ekonomik dengelerin, yaşamın değiştiği bir atmosferden, bir dünyadan o anlamda bahsediyoruz. O da çok kolay bir şey değil o anlamda. Peki şimdi Inditex grubu aslında Türkiye'de de Türkiye piyasasında hazır giyimi de yine domine eden gruplardan biri. Tarihte ilk kez zarar açıkladı. Yani zaten sizin de söylediğiniz gibi bu Türkiye has değil. Yani dünyadaki büyük markalar da zarar açıkladılar. Dolayısıyla ben biraz hazır giyim sektörünü detaylandıralım isteyeceğim rakamlarla. Türkiye'de cirosal bazda sizce ilk yarının daralması ne olacak? Yüzde kaçlık bir daralma bekliyorsunuz? Avrupa pazarlarında bu tarz büyük markaların zarar açıklamasının Türkiye'ye etkisi ne olacak bir de? Şimdi şunu söyleyebilirim. Aslında yaptığımız çalışmada normalleşme süresi planlanandan çok daha hızlı gelişiyor diye düşünüyorum. Onun müşterilerle yapmış olduğumuz çalışmalarda, konuşmalarda belki Temmuz ve Ağustos'ta bekledikleri satış cirolarını daha erken görme, daha normalleşmeye, daha erken yakalamaları hepimiz açısından moral ve motivasyon oldu. Yani şu anda örnek görüyorum, firma olarak ben %80, %85 dolulukla o anlamda çalışıyorum. Yani normal geçen Mayıs başı itibariyle, Mayıs 15 itibariyle kısa çalışma ödeneğinden çıkarak normal çalışma dönemi gibi. Benim gibi sektörde bir sürü firma var. Aslında biraz daha bu anlamda erken başladık biz çalışmaya. Normalde belki de Haziran 15'ten sonra açılmaya başlar daha fazla oransal olarak diye söyledik. Biraz da o konuda erken, biraz da insanların satışları o anlamda pozitife doğru bence olumlu olmaya başladı. Alımlar o anlamda gelmeye başladı. Yeni yeni siparişler düşmeye başladı. Çünkü insanlar 2-3 ay evde kalınca ne kadar da online alışverişte yapmak isteseler de bireysel olarak gidip mağazaları çıplak gözle görmek biraz daha farklı bir duygu ve düşünceye giriyor. Şimdi tabii dolayısıyla bu dönemde özellikle Türkiye açısından bakınca mutlak surette 2020 bizim yaptığımız çalışmada, projeksiyonda en az %20, yani %15 olursa bence pozitif, en az %20 küçülmeyle olabileceğini, üretim ve ihracatın o anlamda, çünkü 3 ay çalışmadığın bir noktada ancak %20 ile küçülerek bu 2020'yi geçirebiliriz diye söylüyorum. Sizin bahsettiğiniz gibi bazı markalar ilk defa zarar açıkladı. Çok normal, çünkü hiç çalışmadığı noktalarda, hiç ciro yapmadıkları noktalarda bütün masrafları, bütün ücretleri ödüyorsun. Dolayısıyla o anlamda sadece Inditex grubu değil, bir sürü markada aynı konumda, aynı durumda. Ki bu ilk çeyrekti Mustafa Bey, yani ilk, çok pardon bölüyorum ama ilk çeyrekte zarar açıklandı. O zaman ikinci çeyrekte de benzer bir tablo olacak. Çünkü ikinci çeyrek daha sert geçti tabii, Nisan, Mayıs ayı. Tabii ilk çeyrekte aslında 3 ay çalıştık. Sonuç itibariyle biz son Mart'ın 15'inden sonra çalışmaya başladık. 2 hafta bir gövde çalışmama olmuştur. İkinci çeyrekte o dediğiniz zararlar ve küçülmeler çok daha fazla olacak. Yani birinci çeyreğe istinaden. İkinci çeyrekte hem büyümek anlamında, hem cirosal anlamda, hem de zarar anlamında çok daha farklı sonuçlar ortaya koyacak. O şu anda zaten gözüküyor ve görünüyor itibariyle. Yani üçüncü çeyrekten sonra toparlanmaya başlar projeksiyonu yapıyoruz. Dördüncü çeyrekte en azından hafiften artıya doğru gideriz diye bir planlama içerisindeyiz o anla. Yani şu andaki sinyaller ve sektörün verdiği üretim kapasitesi, satışların reaksiyonları bunu gösteriyor. Çünkü satışlarda şöyle, ilk başta %20-25 planlanan noktalarda %35 ile %50 arasında bir satış var. İngiltere biliyorsunuz 15 Haziran'da açılmaya başladı mağazalarda. Mağazaların ilk tepkileri de o anlamda önemli. Hareketlenmeye başlayınca talepler arttı. Mevcut siparişleri, elimizde kalan mamulleri, yarı mamulleri hareketlendirme anlamında bir hareket geldi piyasaya. Ki şunu da söyleyebilirim burada. İlk 15 günde o anda bakınca, gerçi bayram haftasına da denk geldi. Haziran geçen yıl bir hafta o anlamda tatildi. Çok şunu söyleyeyim, ilk 15 gündeki hazır giyimin cirosu 650 milyon dolar. Dolayısıyla biz ortalama 1,5 milyar dolar yaptığımız bir noktada kalan 2 haftada aynısını yaparsak yaklaşık %20 bir küçülme söz konusu oluyor. Ama tabii tatillerin ve çalışma gününde büyük bir etkisi var. Ama şunu gösteriyor, iyiye doğru gibi gitme hareketinin, ekonominin toparlandığını, işlerin yavaş yavaş çalışmaya başladığını gösteriyor. Ki özellikle bizim Eylül'den sonra daha en azından başa baş noktasına ya da %5'ler, %10'lar seviyesinde bir
talebin artacağını planlıyorduk. Eğer ki tabii her şeyin normal gittiği bir dünyadan ve bir Türkiye'den o anlamda bahsediyoruz. Bir de şurada bu yeni dönemin insanların, firmaların, perakende sektörünün, üretim sektörünün bazı şeyleri de tekrar çek etme imkanı sağlayacağını o anlamda düşünüyorum. Stratejik olarak, yatırım olarak, karlılık olarak, ekip olarak biraz daha insanlar bu konulara daha fazla eğim göstererek, daha fazla çalışarak şirketlerin tekrar yeniden yapılanmasını bu anlamda çalışacaklardır düşünüyorum. Belki de Inditex çok daha verimli olmayan mağazaları biraz da online sisteminin artmasıyla beraber bazı mağazalardaki kapatma önümüzdeki dönemlerde aynı şeyleri diğer markalarda da görebiliriz. Çünkü online kanalları çok fazla satılmaya başlayınca verimsiz olan mağazalar, verimsiz olan bölgelerde satışı kurtarmayan, karlılığı kurtarmayan yerlerde mutlak suretli operasyonlar yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki Mustafa, ben biraz ülkeleri konuşacağım izninizle. Avrupa pazarında özellikle hangi ülkelerde çok gerçekten negatif sürpriz oldu? Yani beklediğinizden çok daha sert daralan ülkeler neler? Yavaş yavaş bu normalleşmede, dipten toparlanmada Haziran itibariyle sipariş almaya başladınız. Az da olsa canlanan ülkeler nereler? Şimdi yani bu konuda özellikle biliyorsunuz hazır giyim olarak yaklaşık %70 oranında biz Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Bunların içerisinde İngiltere de vardı. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için şimdiye kadar Brexit'ten karar verdikten sonra Avrupa Birliği ülkesi olmaktan çıkacak. En büyük düşüş ve en büyük yaptırımlar ve en kötü senaryo İngiltere pazarında yaşadık. Ve en fazla taleplerin, indirimlerin ve discountların olduğu yer ve iptallerin olduğu yer İngiltere ve İngiltere markaları başta olmak üzere. Biz zaten ondan dolayı İngiltere ayrı bir şekilde bir deklarasyon yayınladık. Hepimizin aynı gemide olduğumuzu, tedarik zincirinin bozulması gerektiğini defalarca anlattık. En büyük darbe, en büyük küçülme orada. Çünkü en son açılan pazar da orada zaten. 15 Haziran itibariyle mağazaları açmaya başlamışlar. Daha sonra o anlamda Fransa, İngiltere bu konularda bence İspanya, o altı biliyorsunuz İspanya'nın en büyüğü zaten Inditex o konuda yaptırımlar konusunda herhangi bir şey yapmadı. Sadece bu dönem almayacak olduğu malları bir dahaki sezona aktardı, aktarmak zorunda kaldı. Yani Almanya bence konuların içerisinde en tutarlı davranan, en fazla siparişi devam ettiren ülkelerin o anlamda başında geliyor. Bizim de biliyorsun Almanya bizde o anlamda birinci pazarımız yaklaşık 3,5 milyar dolar ihracat yaptığımız bir ülke. Dolayısıyla en durmayan, en istikrarlı olan, en fazla siparişleri vermeye çalışan Almanya diye düşünüyorum. Biz bu dönemde tabii özellikle bu pazarları tekrar kazanmak anlamında uçakların uçuşların da başlamasıyla beraber belki de kademe kademe uçuşlar ve pazarlıklar da ziyaretler başlayacak ama ancak biz şöyle yapmaya başladık. Özellikle 2020 yılında sanal fuarları ve özellikle sanal ticari heyetlerini biz şu anda çalıştırmaya başladık. Geçen hafta Rus heyetiyle beraber bir ticari heyet yaptık B2B'lerde. Özellikle bu dönem bizler için çift taraflı hem yüzle gidebilecek olduğumuz fuarlara katılacağız. Hem de özellikle sanal fuarları hem sanal B2B'leri, ticari heyetleri bu dönemde sektörün hizmetine sunacağız. Ve bütün dünyayı belki de sektörün ayağına getirmiş olacağız. Çünkü sanal ortamda biliyorsunuz ulaşma herhangi bir şekilde gerek yok. Ortaya koyacak olduğunuz platformlarla beraber buluşup hem Türkiye ürünlerini, Türkiye'nin avantajlarını, hazır gemi farklılığını ortaya koyarak önümüzdeki dönemde yapmış olduğumuz kayıpları belki bir derece bu anlamda yapacak olduğumuz çalışmalarla çok rahat bir şekilde sektöre kazandıracağımızı o anlamda düşünüyoruz. Yeter ki az önce söyledik insanlar kendi şeylerini, imkanlarını kullansınlar o anlamda. Alınan tedbirlere uysunlar. Aksi takdirde hiçbir şekilde ticareti canlandırma şansımız ve normalleşme şansımız olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki son bir dakika içerisinde ben biraz finansal tarafı da soracağım. Şu an sektördeki borçluluk rakamları nasıl? Borçluluk rasyoları nasıl? Avrupa'dan tahsilatlarda sıkıntı yaşıyor musunuz? Ve bir, kredi erişim, Exim Bank gibi kurumlar ve diğer bankalar ne kadar etkili? İki, alacak sigortasını bu dönemde tercih ediyor musunuz?
Şimdi zaten bazı olaylar, bazı şeyleri önümüzdeki dönemde yaptırmayı gerektiriyor. Bence artık bundan sonra sektör kesinlikle alacak sigortası yapmadan ihracat yapmamalı. Yani alacaklarını garanti altına almaları gerekiyor diye düşünüyorum o anlamda. Belki de akreditif imkanlarını bütün Türkiye ihracatçıları olarak düşünmemiz lazım. Farklı bir oyun kuralı ortaya koymamız gerekiyor düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yapılan ihracatın çoğu açık gidiyor. Dolayısıyla o konuda özellikle sigorta konusunda biraz daha firmalar hassas davranmaları gerekiyor. Önemli olan satmak, tabii satmak önemli ama tahsilat bence satmaktan çok daha önemli olan bir duygu, bir düşünce ve bir rasyo o anlamda. Bu dönemde alamadığımız, iskonto verdiğimiz tabii sektör olarak çok büyük şeyimiz oldu, zararımız oldu. Ortalama alacaklarımızdan %15 oranında fedakarlık yapmak zorunda kaldık karşılıklı müşteriyle. Kimisini isteyerek, bilerek, konuşarak yaptı. Kimileri onların zorlamasıyla beraber oldu. Exim bu konuda özellikle krediye ulaşma noktasında bence ihracatçının yanında. O konuda bütün Exim ekibine, başta Ali Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Her daim ihracatçının yanında. Ulaşılabilir anlamında çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz ve bütün ürün kalemlerini bizlerin ürünlerine sürüyorlar. Sadece daha önce de sokladık. Sokla ilgili bir çalışmamız oldu. Onunla ilgili de gerekli stok, elimizde kalan stoklarla ilgili gerekli desteği de, finans desteği de sağladılar. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, yani sektöre, ihracatçının önünü açmak için ellerinden geleni, imkanları dahilinde yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'nin imkanları da belli. Dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak hep beraber bu gemiyi biraz daha farklı boyutlara, Türkiye'nin özellikle ihracat anlamında yapacak olduğumuz katkıları herkesin bu anlamda bilmesi lazım. İhracatçının önünü her bakanlığın çok rahat bir şekilde açması lazım. Çünkü Türkiye'nin geleceği ihracatta. İhracat yapmazsak Türkiye'nin ekonomisini büyütme şansımız yoktur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Her zamanki benim sektörüm.